Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ehliyet sınavında en çok çıkan trafik sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar bu sorular son zamanlarda en çok sınavlarınızda çıkan sorular olacaktır. Ve hepsi de zaten birebir ehliyet sınav soruları. Şimdi arkadaşlar yeni gelenler için söyleyeyim. Kanalımdaki oynatma listemdeki soruları mutlaka çözün arkadaşlarım. Sınavdan geçmek için çok soru çözmelisiniz. Bunu sakın unutmayın. Şimdi gelelim ilk sorumuza. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır? Hadi okuyalım. Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması, yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması, kaza yapma riskinin azalması, sürüş yeteneğinin artması. Alkol en çok beyin hücrelerini etkiliyor değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. A şıkkı doğrudur. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi tüm karayollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir? Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü. Karayollarındaki işaretleme standartlarının tespitini, yayınlanmasını, kontrolünü ne diyoruz arkadaşlar? Denizli şıkkı Karayolları Genel Müdürlüğü olacaktır. 3'teyiz. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetleri bindirmeleri, dikkat edin bindirmeleri, indirmeleri ve duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerine ad verilir. Garaj, durak, otopark, park yeri. Bindiriyor, indiriyor, duraklıyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Bursa şıkkı durak olacaktır. 4'teyiz. Bu soru ehliyet sınavına çokça çıkar, haberiniz olsun. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır? İki yönlü trafik işaret levhasını soruyor bize. Arkadaşlarım A şıkkı olacak değil mi? A şıkkı bize iki yönlü trafik işaret levhasının olduğunu bildirir. 5'teyiz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü hangisini yapmalıdır? Hadi şıklarımıza bakalım. Banketten gitmelidir. Aracının hızını artırmalıdır. Öndeki aracı geçmemelidir. Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. Ne diyoruz? CH şıkkı diyoruz değil mi? Öndeki aracı geçmemelidir olacaktır arkadaşlarım. 6'dayız. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? Karşıdan gelene yol ver anlamında. Karşıdan gelene yol ver. Ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Tali yolda. Ne diyoruz arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi tali yolda bulunur? C şıkkı olacak değil mi arkadaşlarım? Diğer sorumuzdayız. Şöyle soruyu biraz büyüteyim. Kaşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Dikkatli bir şekilde bakalım. Bu çizgilerin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, taralı alana girilmez, yavaşlama uyarı çizgileri. Arkadaşlarım yavaşlama uyarı çizgilerinin olduğunu bize bildirir. Denizli şıkkı diyoruz. Şimdi geldik 9. sorumuza. Şöyle soruyu biraz büyüteyim daha net görün. Olmazsa telefondan izleyenler bir tam ekran yapsınlar arkadaşlar. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. Sadece para cezası verilir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edilmişse arkadaşlar hangi işlem uygulanır? A şıkkı. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır olacaktır. Geldik 10. sorumuza. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda dikkat edelim. Minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? 80, 90, 100, 110. Arkadaşlarım saatte 100 kilometredir. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir? Öndeki aracın durması, öndeki aracın yavaşlaması, görüş mesafesinin kötü olması, takip mesafesi kurallarına uyulmaması. Arkadan çarpma şeklindeki diyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Takip mesafesi kurallarına uyulmaması diyoruz. Denizli şıkkı olacaktır. Yine bir görsel soru. Yeni gelenler için söyleyeyim. Videoların açıklama kısmında ya da oynatma listemizde en çok çıkan görsel soruları bulabilirsiniz. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? 1, 2, 3, 4 arkadaşlar şıklarımız. Ne diyoruz? 3 numaralı araç sürücüsü hatalı davranmıştır diyoruz. Yani Ceyhan şıkkı olacaktır. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Manevra yapmadan önce ne yapacak? Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol edecek değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? A şıkkı doğrudur diyoruz. Yine görsel bir soru. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır arkadaşlar? Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı. 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli. Hızlanarak yoluna devam etmeli. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Bursa şıkkı değil mi arkadaşlar? 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli olacaktır. 15'teyiz. Hadi soruyu biraz büyüteyim. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? Hız sınırlamasına, trafik yasaklarına, çevreyi rahatsız etmemeye, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya. Denizli şık olacak değil mi? Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya olacaktır. Denizli yazdım. 16. sorumuza geldik. Yine görsel bir soru. Şekildeki aracın sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıda durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Arkadaşlarım en az 15 metre mesafe dışına aracını park etmelidir olacaktır. 17'deyiz. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? Birkaç defa selektör yaparak, acil uyarı ışıklarını yakarak, birkaç defa korna çalarak, dönüş ışıklarını yakarak. Geceliğin görüşte yeterli değil, kavşağa da yaklaşıyor. Nedir arkadaşlar? Birkaç defa selektör yapmalıdır. A şıkkı olacaktır. 18'deyiz. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Arkadaşlar bu soru ehliyet sınavında çokça çıkar. Ceyhan şıkkı değil mi arkadaşlar? 2 ve 3 olacaktır. 19'dayız. Dediğim gibi bunlar ehliyet sınavında en çok çıkan trafik soruları. Son zamanlarda en çok çıkan sorular. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması, zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması, zarar verdiği aracın sahibini bulması, trafik görevlisine haber vermesi. Hangisi yanlış? Bursa şıkkı değil mi? Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması diyor. Yanlıştır arkadaşlarım. Böyle bir şey yapmıyoruz. Hadi bakalım 20'deyiz. Hadi bakalım, az kaldı arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur? Otomobillerde reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı. Arkadaşlarım, hepsinin otomobillerde bulundurulması zorunludur diyoruz. 21'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir? Yani sizlere soruyor arkadaşlar. Bir meslek sahibi olmak, belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak, kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak, sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir, sağlık raporu almak. Arkadaşlarım, A şıkkı değil mi? Bir mesleki sahibi olmak diyor. Böyle bir şart var mı? Hayır, yok. O zaman ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. Bakın, bazı sorular böyle pratiktir, basittir. Sınavda karşınıza çıktığı zaman aman diyeyim, yanlış işaretlemeyin. Şimdi geldik 22'ye. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru, yani D şeklinde, yanlış Y olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Hadi okuyalım. Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Arkadaşlarım, ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz değil mi arkadaşlar? Hadi şöyle de yazayım. 23'teyiz. Yani son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir? Kötü koku yayması, çirkin görünüm arz etmesi, hastalık bulaştıran zararların üremesine sebep olması, toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi. Arkadaşlarım, denizli şıkkı toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi olacaktır. Arkadaşlar, sizlerle beraber trafik soruları çözdük. Videoların açıklama kısmından ya da oynatma listemizden ulaşabileceğiniz sorularımız var. En çok çıkan sorular, en zor sorular, ilk yardım soruları, en çok çıkan motor soruları ve daha fazla nokta atış sorularımız. Mutlaka bakın arkadaşlarım, fayda göreceksiniz diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.